kolayı açma zamanı. Ups, her zaman tahmin edilemez. Peki her şeyi baştan yapabilseydik? Aa, böylesi daha iyi. Sevdiğiniz kişiyle zaman geçirmekten daha iyi bir şey yoktur. Lezzetli bir şeyler yiyebilir ve oynayabilirsiniz. Ama bazen şakalar çok ileri boyuta gidebilir. Ups, dondurma yere düştü. Mutlu musun şimdi? Ah hayır, bunlar hep senin suçun. Bu çok kötü oldu. Keşke ikinci bir şansım olsaydı. Bekle, bu kutudaki de ne? Görünüşe göre evren istediğimi duymuş gibi. Saat mi? Bak, ikimizin içinde bir tane var. Ne güzel bir sürpriz. Zamanı ayarlayalım. Wow, bu da nedir? Saat büyülü. Zamanı geri ayarlayın ve dondurma tekrardan bir araya gelsin. Vay canına, inanılmaz. Helen ilgi çekmeyi seviyor. Vay canına Helen, harika görünüyorsun. Hey çocuklar, neden bu kadar sessizsiniz? Erkekler onun güzelliği karşısında şok oldular. Aa hayır, ama ilk izlenimi iki kez yapamayacağınızı kim söyledi? Dur, geri sar. Zamanı geri çevir. Hey çocuklar. Ah, keşke sonsuza kadar bu anda yaşayabilseydim. Ancak bu an yine mahvolur. Ups, çok sakarım. Zamanı geri sar. Dikkatli yürü. Ellerine dikkat et. Çocuklar domino taşları gibi düşüyor. Ve Helen de onlarla birlikte düşüyor. Akın. Bugün benim neyim var? Gülmeye devam edin. Ben hala bir prensesim. Sizin klasmanınızın dışında olduğum için kızgınsınız sadece. Harika güneşli bir gündü. Her şey yolundaydı. Aniden felaket kendini gösterdi. Hey sarışın, paran var mı? Ya da telefonun ve mücevherin. Deneyimli bir dövüşçü bile sürpriz bir saldırıya her zaman hazır değildir. Ve Akın gerçekten de tecrübeli değil. Acıyor. Ama bileğinde sihirli bir saati olması harika. Ve şimdi saldırı o kadar da beklenmedik değil. Tecrübe konuşuyor. Aa hayır. Her zaman değil. Evet, bir kişiye karşı üç kişi pek adil değil. Yani kendinizi doğru bir şekilde silahlandırmalısınız. Metal bir zincir mi? Bir sopa belki. Pekala, tek tek gelin. Peki silahlara ne dersiniz? Ne? Korktunuz mu? Aa hayır. Neden sadece diğer yoldan gitmedin Akın? Helen makyaj yapmayı çok seviyor. Elinde bir fırçayla aynanın karşısında bir akşam geçirmek ve yeni makyaj ürünlerini denemek en iyisidir. Ama bazen başı belaya gelebiliyor. Aksi bir hareket en sevdiği paletini yere düşürür ve kalbi bir anlığına durur. Ah hayır! Bu bir kabus. Gezegeni durdurun. Bakmaya korkuyorum. Kırıldı mı? Aa, elbette paramparça olmuş. Geçmişte yapılan hatalar için ağlamanın bir faydası yok. Sadece saatini kullan. Helen çok dikkatlidir. Hayır evren, bugün olmaz. Bu herkesin başına gelebilir. Bu yolda yürürken bir kuş aniden yukarıdan sizi selamlayabilir. Uy, iğrenç. Yeni gömleğimi mahvetti. Ah hayır. Saat zamanı geriye al. Bu sefer işe yaradı. Üzgünüm evlat.
Ama güvercinlerin ne yapacağı belli olmuyor. Görünüşe göre bu güvercinin ne olursa olsun Atan'ın gömleğini kirletmeye niyeti var. Güzel bir yürüyüş hayatta kalma koşusuna döndü. Artık koşmayı bıraktığında şeytani güvercin kirli işine koyulmaya başladı. Bazen sihirli bir saatiniz olsa bile kaderinizden kaçamazsınız. Herkes fast food sever değil mi? Çok lezzetli. Biraz daha getirin. Elbette hiç besleyici değil. Ama çok lezzetli. Çok iyi. Çok hızlı bitmesi kötü oldu. Belki de bunu tekrar denemeliyiz. Neden olmasın? Hadi zamanı geri alalım. İşte siparişlerimiz. İyi haber. Bu numarayı istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz. Keşke böyle sonsuza kadar yiyip yüksek kolesterol almasaydınız. Soğuk bir gecede kitap okumak en iyisidir. Özellikle de bir fincan sıcak çayınız varsa. Bu keyifli anı hiç kimse bozamaz. Cızırdayan bir ışık dışında. Işıkla ilgili bir sorun mu var? Bu olabilecek en kötü zamandır. Akın düzeltmeye çalışıyor ama bir elektrisyen değil. Ama elektrik ince bir iştir. Sorun yok. Kötü bir kabloyu elimize almak pek akıllıca bir hareket değildir. Evet, biliyorum. Parmaklarınız titrerken zamanı geri almak zordur. Ancak bu bir ölüm kalım meselesidir. Ve aynı durum yeniden olur. Ama bu sefer atın aynı hatayı yapmayacak. Lambayı kapatacak. Bunu neden hemen yapmadım ki? Bir kafede randevu. Lezzetli yemekler, güzel bir sohbet. Bu ferahlatıcı ortam sizi biraz rahatlatır. Bir yan kesici için harika bir haber. Vay canına, harika yakalayış. Hesabı ödeme zamanı. Bekle, cüzdanım nerede? Kesinlikle yanımda getirmiştim. Ne yapmalıyım? Burada bulaşık yıkamayacağım. Zamanı geri al. Teşekkürler sihirli saat. Cüzdan geri döndü. Peki ya ne zaman kayboldu? Aha! Seni çalarken yakaladım. Bu sana bir ders öğretecek. Yemek için teşekkürler. Güle güle. Ve hesap yan kesici tarafından ödenecek. Islak zemin. Kim bu işaretlere dikkat ediyor? İşte ilk kurban. Akın hiçbir zaman hiçbir şeye dikkat etmez. Ama yeni saati sayesinde bu yoldan tekrar geçebilir. Ups, ikinci şansı hiçbir şey değiştirmez. Zemin çok fazla kaygan. Düşüyor ve tekrar düşüyor. Kaç kere daha düşecek? Bu zemini yağla mı yıkadınız? Bu hızda bacaklarımı kırabilirim. Ama başarabilir. Bir raf sayesinde. Ah, başardım. Telefonla konuşmak dikkat dağıtıcı olabilir. Evet, yoldayım. Birazdan orada olacağım. Ups, vay canına. Eteğim kapının arasına sıkıştı. Ver şunu bana derhal. Ah, neden bunlar benim başıma geliyor? Güzel kıyafetinin başı dertte. Zamanı geriye alma sırası.
Belki bu sefer Lelin daha fazla dikkat edecektir. Ya da daha kısa bir etek giyecektir. Bu da sana kapak olsun. Sihirli saat hakkındaki videomuzu sevdiniz mi? Zamanı geriye almak ister miydiniz? Yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızın hiçbirini kaçırmazsınız.